Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Salih, soyadım Eğridere. 1986 yılında Bursa'da doğdum. 1997-2004 yılları arasında da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hem ortaokulu hem liseyi okudum. Üniversiteye başladığım yıllarda kendi kendime hafızlık yaptım. Elhamdülillah hafız oldum. Şimdi Sosyal Doku Vakfı'nda eğitmen olarak bulunuyorum. Evli ve 5 çocuk babasıyım. Hocam malumunuz Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz. Son 10 gün deyince de akla gelen ilk ibadet itikaf oluyor. Bize biraz itikaftan bahseder misiniz? Tabii ki. İtikaf ibadeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok kuvvetli sünnetlerinden. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini adeta dünyadan soyutlayacak şekilde Rabbi ile bağlantı haline geçiyor. O kadar ki hanımlarını bile uyarıyor. Hatta onlardan kısmen uzak duruyor. Siz de benim gibi bu noktada ibadete yoğunlaşın diye onlara tavsiyelerde bulunuyor. Bu 10 günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi olma ihtimaline karşı özellikle geceleri gündüzleri de mescidinde kapanarak vaktini geçiriyor. İtikaf dediğimiz ibadette zaten 5 vakit namaz kılınan bir mescitte insanın kendini kapaması ve dünyaya ait boş işlerden uzaklaşması demek. Peki hocam, itikaf yapamayanlar için bu 10 günü değerlendirecek farklı ibadetler var mıdır? İtikafın yerine geçecek bir ibadet yok. Çünkü itikaf Ramazan'a özel bir ibadet. Onun muadili diyebileceğimiz, madem itikaf yapamıyorsun, onun yerine şu kadar rekat namaz kıl ya da şu kadar sayfa Kur'an-ı Kerim oku diyeceğimiz bir iş yok. Ama şunu iyi bilelim, itikaf ibadeti sünnet bir ibadet. Gündüz Ramazan'da tuttuğumuz oruç gibi farz değil. Ya da günlük kıldığımız sabah namazı, öğle namazı, yatsı namazı, ikindi namazı gibi bir farz ibadet değil. Yani zorunlu değil. Bu da ne anlama geliyor? Nafile ibadetlerde, sünnetlerde herkes yapabileceği kadarıyla Allahü Teala'ya koşmaya çalışır. Yani itikaf ibadetini yerine getiremeyen, yoğun bir şekilde çalışan, iş hayatı olan bir kişi, ben onun yerine hangi nafileyle Allahü Teala'ya yaklaşabilirim diye düşünmeli. Herkes kendi hayatına bakacak. Mesela bir inşaat işçisi için itikaf ibadeti mümkün olmadığı gibi onun yerine geçecek gün içinde ibadetle meşgul olacağı ekstra bir iş olması da çok zor. Zaten bütün gün bedeniyle çalışıyor. Onun yerine diyoruz ki itikafta ne var? Allahü Teala ile bağlantı kurmak var. O itikafı biz kendi içimizde bir mescide girmeden Allah-u Teala ile bağlantı kuracağımız şekilde nasıl sağlayabiliriz? Doğal bir itikaf gibi, mescitte değil ama doğal bir itikaf gibi nasıl sağlayabiliriz? Onu düşünelim. Bunda da çok güzel bir örneğimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından İbn Abbas isimli genç bir sahabi var. Allah ondan razı olsun. Bir gün Efendimizin vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde, Medine'de İtikaf halinde. Yani Ramazan'ın son 10 gününde bir kişi gelmiş onu bulmuş mescitte. Demiş ki İbn Abbas zor durumdayım bana yardım et. Hayırdır ne oldu demiş. Benim bir borcum vardı. Alacaklı olan kişi borcumu hemen istiyor. Ama benim de borcumu verecek şu an imkanım yok. Bir rica etsen de borcumu ertelese olmaz mı demiş. Böylelikle ben rahatlayayım. Nitekim borçlu bir insan için o borcunu zamanında ödeyememek can sıkıntısıdır. İçini sürekli huzursuz eder ve işin para bulma kısmı da ayrı bir derttir. İbn Abbas da nerede o alacaklı kişi? Söyle beraber gidelim demiş. Göstermiş işte burada diye. Çıkmış mescitten. Çıkmaması gereken itikafta çünkü mescitten dışarı çıkılmaz. Çıkmaması gereken mescitten Mescid-i Nebevi'den çıkmış. O adamın yanına doğru. Demiş ki bu sahabi, diğer gelen kişi, itikafta biz mescitten çıkılmaz diye biliyoruz. Sen ne yaptın böyle? İbn Abbas demiş ki ona, bak demiş, ben bu mescidin sahibinden,
Burada kabirde yatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki bir insanın sıkıntısını gidermek, bir kişiye moral vermek, bir insanı rahatlatmak, bir insanın derdini çözmek şu mescitte 20 sene itikaf yapmaktan daha kıymetlidir Allah katında demiş. Bu ne demek o zaman? Ya bırakın itikafın yerine ne yapabiliriz'i, belki itikaftan önce yapmamız gereken bir iş var. Eğer bizim çevremizde, özellikle ailemizde, yakın arkadaşlarımızda üzdüğümüz bir insan varsa onu mutlu etmek. Mesela annesiyle böyle olmaz inşallah ama bir gencin arasının bozuk olması, babasına trip yapması diyelim. Bir şekilde kardeşler arasında bir küslük varsa bu bir sıkıntı değil mi? Dert. Bunu gidermek itikaftan daha önemli işte. Mahallemizde bir hasta var. O hastayla hiç kimse ilgilenmiyor. Ya da akrabamızdan birisi var. Borç altında ama hiç kimse onun borcuna bir çözüm üretmiyor. Onun sıkıntısıyla ilgilenmek. Komşularımızdan birinin çocuğunun diyelim özel bir rahatsızlığı var. Bir gerginliği var. O gerginliği azaltmak için veya bir annenin, bir babanın, bir arkadaşımızın herhangi bir sorunun, o sorunun biz bilmiyoruz. Çözmek için uğraşmamız itikaftan daha değerli olabilir Allah katında. Bu yüzden biz deriz ki sorumuza cevap olarak önce biz itikaftan önce yani bir Müslümanın derdini çözmeyi, bir talebeye ilim öğretmeyi ki o da bir manevi problemin çözümüdür aslında, bir sıkıntının giderilmesidir. Yol bilmeyen birine yol göstermeyi Allah'a yaklaşacağımız bir iş olarak bilelim. İtikaftan aşağı bir şey değil bu. İtikafta Allah'la bağlantı kuruyoruz. Burada da doğrudan insanın derdine çözüm üreterek bunalmış, psikolojisi bozulmuş bir insana ya gel kardeşim bunların aynısını ben de yaşadım, beraber muhabbet edelim, çay içelim, birazdan çözülür bunlar diye ona rahatlatıcı bir söz söylemek aslında o kişi üzerinden bizim Allah'a koşmamız, sevaplar toplamamız anlamına geliyor. İtikaftan aşağı görmüyoruz böyle bir şeyde. Son olarak hocam, son günlerde saklı bir şekilde bizi bekleyen bir Kadir Gecesi müjdesi var bizlere. Bize Kadir Gecesi'nin feyzinden, bereketinden de biraz bahsedebilir misiniz? Kadir Gecesi Allah-u Teala'nın sakladığı bir gece. Bu geceyle ilgili Kur'an'ımız bize ne diyor? Hayrum min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bu da ortalama en az bir insan ömrüne tekabül ediyor. Ama o da en azı. Ya bin aydan daha hayırlıdır dediği belki 10 bin ay, belki 1 milyon ay. Yani üzerini bilmiyoruz. Biz bin aya onu sınırlandırmayalım. Ama şunu öğretiyor ki bize Kadir Suresi kitabımız. Bu gece Allah-u Teala tarafından rahmetin, coşkunun, affın coştuğu bir gece. O yüzden kul o gizli geceyi Allah'ın rahmetiyle buluşturmak için bir mücadele içine girmesi lazım. Örneğin bu Ramazan'ın son 10 gününde daha yoğun ortaya çıkıyorsa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri böyle ama ilk 20 günde de olmuş olabilir. O ihtimal dışı değil. Belki de Kadir Gecesi geçti şu an. Fakat biz diyoruz ki eğer bu son 10 gecedeyse Kadir Gecesi ben o zaman bu son 10 geceyi Allah-u Teala'nın bana büyük bir lütfu belki beni tertemiz annemden doğmuş gibi eğer ona yalvarırsam tövbe etmeyi başarabilirsem bir daha da günahlarımdan uzak yaşamaya gayret edersem Allah'ın büyük bir lütfu ve bana yapacağım işleri milyonlarca, katrilyonlarca çarparak karşılık olarak verebileceği büyük bir gece ise benim o geceyi boş geçirmemek, o geceyi şeytana sanki teslim edecek şekilde maçla, filmle, gırgır şamatayla geçirmemek diye bir strateji oluşturmam lazım. Mesela diyelim Ramazan'ın son 10 gecesine girdik. Bu son 10 gecede beni bekleyen problemler ne? O gecelerde maç olması. O gecelerde gece çekirdek muhabbetinin olması. O gecelerle arkadaşlarla tartışma yapmak. Siyasi tartışmalara girmek. Seçim konuşmalarına girmek. Bunlar o Kadir Gecesi'ni batıran konular. Çünkü zaten gece dediğin şey 7-8 saat. O anda Allah'tan uzak olursan kaybetmiş oluyorsun.
Allah'a yakın olursan da kazanmış oluyorsun. Ya bu maç, dizi, internet, medya, videolar, komedi olayları beni vaktimden çalacak şekilde Allah'tan uzaklaştırırsa o zaman Kadir Gecesi gitmiş oluyor. Kadir Gecesi dediğimiz şey zaten yatsı namazıyla başlıyoruz. Yatsı namazını cemaatle kıldıysak o son 10 gece. Sabah namazıyla bitiyor. Sabah namazını da cemaatle kıldıysak zaten başı ve sonu kapatmış oluyoruz. Arada da günahlardan, boş işlerden uzak durduğumuz anda kazanmış oluyoruz. Bundan dolayı o gecenin feyzini, bereketini yakalayabilmek için yatsı ve sabah namazını özellikle bu son 10 gecede çok daha aktif bir şekilde camide cemaatle kılmaya gayret edeceğiz. Ve arayı da boş işlerden, günahlardan uzak tutarak geçireceğiz. Kadir Gecesi'nin feyzini, bereketini Allah'ın izniyle yakalamış oluruz. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.